Efendim yine bir çarşamba, yine hadislerle İslam, yine Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajlarından evlerinize konuk olmak üzere ya da iş yerlerinizden ya da yolda giderken telefondan izleyen kardeşler oluyormuş. Onlara konuk olmak üzere yine huzurlarınızdayız. Yine değerli dostumuz, kıymetli arkadaşımızla beraberiz. Efendimiz'den mesajlar, hadislerle İslam, Peygamber Efendimiz'in sözleri, onu anlatmak, onu okumak, onu anlayabilmek, onu hatırlamak, hatırlayabilmek, hatırlatabilmek. Öyle başladık bu hafta biz. Rabbimize sonsuz hamdolsun. Yaratan Rabbimize sonsuz hamdolsun. Yaşatan, rızık veren Rabbimize sonsuz hamdolsun. Beşeriz, insanız, hata, kusur, günahlarımız olur. Bundan dolayı yine de rızkımızı vermeye devam eden Rabbimize sonsuz hamdolsun. Rızkımızı kesmeyen, bununla bizi imtihan etmeyen Rabbimize sonsuz hamdolsun. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, Efendimiz'e, Peygamberimize, Resulümüze sonsuz salat ve selam olsun. Rabbimizin rahmeti, Rabbimizin mağfireti, bağışlaması, hidayeti, inayeti, ikramı, ihsanı, lütfu, ne kadar güzellik varsa hepsi sizlerle, hepsi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Hadislerle İslam, biri ciltlik Diyanet İşleri Başkanlığımızın eseri, 65 veya 75 veya 85 çok sayıda ilahiyatçı hocalarımızın, hadis hocalarımızın katkıda bulunduğu, yıllarca süren bir emek karşılığında oluşturulan bir eser. Biz onlardan okuyoruz, bu programı o yüzden yapıyoruz. Bu programda bize yer verenlerden de Rabbimiz razı olsun inşallah. Onlar da vesile oluyorlar. Efendim bu hafta ihsan konusunu işleyeceğiz. İhsan nedir? Nasıl yapılmalıdır? Nerelerde aranmalıdır? Yapmak zorunda mıyız gibi bu konuları kimle konuşacağız? Geçen haftaki yine beraber bize eşlik eden kardeşimiz Hıdır Hocam'la konuşacağız inşallah. Hadislerle İslam'da, Efendimiz'den mesajlarda. Hemen Hıdır Hocam'a dönüp sizler adına bir hoş geldin etmek isterim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Allah razı olsun. Kırmadınız. Bu hafta da bize yine konuk oldunuz. Allah razı olsun. Allah eksikliğinizi vermesin. Allah sizden de razı olsun efendim. Sosyal medyadan da takip eden kardeşler, özellikle hocam, hizmetçi eğitim kursunuz mu var sizin? Evet. Oradaki ders gören arkadaşlardan da özellikle muhabbetle izlediklerini söyleyenler oldu. İstifade ettiklerini söyleyenler oldu. Efendim biz de sizler adına Hıdır Hocam'a bu hafta bir daha rica ettik. Belki haftaya bir daha rica ederiz bilemiyorum ama bu vesileyle de o kardeşlerin sizlere selamları var hocam. Allah razı olsun. Aleyküm selam hocam. Ben hocam, vakti iyi kullanma adına direkt gireyim mi? Evet. Bu hafta ihsan dedik. Evet. Geçen haftadan bu duyuru yapmıştık aslında. Evet. İhsan nedir? Evet. Hocam işinizi kolaylaştırayım ben. Bir hadis okuyayım. Oradan girelim. Evet. Bismillah. An Ebi Hureyre radıyallahu anh, en çok Efendimiz'den hadis duyan ve nakleden kişi olarak bilinir. Evet. Doğrudur değil mi hocam? Ashab-ı Suffa'dan Hazreti Hureyre. Evet. Hazreti Ebu Hureyre. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. El ihsan en te'budallaha ke enneke terahu fe illem tekun terahu fe innehu yerake. Nakleder ki Ebu Hureyre radıyallahu anh, ihsan Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Sen onu görmüyor olsan da o seni görmektedir. Hocam ihsanla böylece bir giriş yaptık. İhsan nedir? Nasıl olmalıdır? İnsan bunu yapmakla mükellef midir? Ne anlayacağız, ne anlatacağız ihsanla ilgili? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد sizin de değerli hocam ifade ettiğiniz gibi aslında bu celsemiz, bu sohbetimiz müstesna bir sohbettir. Yani İhlas'tan sonra evet hemen akabinde ihsanın gelmesi. Bir de bu celsemizde sahih kaynaklardan, hadislerle İslam gibi kitaptan ihsanı inşallah seyircilerimize aktarmaya çalışacağız. İnşallah hocam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini okumak, anlatmak, tebliğ etmek, yorumlamak
bir ibadettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konumuza geçmeden önce bu hadis dersiyle ilgili sevgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nazzarallahu imra'an semi'a makaleti fevaaha thumme bellagaha. Allah yüzünü ak etsin. Kimi? Kimi benim sözümü işitip daha sonra ondan sonraki gelen nesillere aktarırsa Cenab-ı Allah yüzünü ak etsin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem methetmiş bu hadis dersleriyle meşgul olanları, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adabını, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin siretini insanlara aktaranlara methetmiştir. Hocam bir hadis de benim aklıma geldi. Evet. Men kezebe aleyye müteammiden. Evet. Bir bağlantısı var mı hocam? Efendimizin o hadisi yani uydurma hadislerle ilgilidir. Yani Efendimizin demediği sözleri Peygamber Efendimiz'e isnat edenlere bir uyarıdır. Kim benim söylemediğimi bana dayandırırsa, nispet ederse cehennemdeki yerine hazırlansın. Risk onun var için, yani. Onun için ben de dedim mümtaz kitaplardan, sahih kaynaklardan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini seyircilerimize aktarıyoruz. Sağlam kaynaklardan. Hocam tam da burada ben bir daha araya gireceğim. Özür dilerim. Evet. Sosyal medya denilen bir olay var. Bir olgu var. Evet. İsimlerini vermek istemiyorum ama bazen orada paylaşımlar yapılıyor. Evet. Orada bir kardeş bakıyorsun iyi niyetle, asla art niyetli olduğunu düşünmediğimiz evet. ya hoca arkadaşımız ya mümin bir kardeşimiz ona gelen bir paylaşımı evet. gruba ya da toplu olarak atıyor. Hadis diye geçiyor. Evet. Altında hadis-i şerif yazıyor. Evet, Hazreti Muhammed kaynak yok Hı. ve çoğu zaman da uydurma şeyler de yapılıyor. Evet. Şimdi hadi bir ortam oluşmadı. Bir ortama girip bir cami ortamında Efendimiz'e yalan isnatta bulunmadı. Evet. Fakat böyle bir şeyin yayılması muhtemelen zaten ona gönderen de kaynağına gittiğin zaman bu hadis olmayan şeyi evet. gönderenin ben hemen aklıma şey geliyor. İsrailiyat geliyor. Art evet. niyetli insanlar hadisi bozmak. Evet. Hadisle ilgili akıllara şüphe. Çünkü bir hadis okuduğumuz zaman hemen karşıdaki kardeş şunu soruyor. Bu hadis nerede geçiyor? Evet kaynak sormak önemli de. Evet. Hocam sanki şöyle bir şey de oluşmaya başladı. Hadislere güven azalmaya başladı. Sorgulama evet. şeyin ötesine geçti. Evet. Sağlam mı? Hangi kaynakta geçiyor? Nerede geçiyor? Falan gibi böyle bir hadise de sizde de öyle bir izlenim öyle oluştu mu hocam? Bilmiyorum. Öyle hocam. Biz de öyle. Yani normalde hadislerin kaynağını bilmiyorsa yani bizim meşhur hadislerimiz, hadis kitaplarımız bellidir. Kutub-i Sitte'dir. İşte İmam Bukhari, İmam Müslim'in eserleridir. Sahih kaynaklarımız bellidir. Eğer o kaynaklardan aktarılırsa onlara güven yani çoğu sahih hadislerdir, hasan hadislerdir. İçinde mutevatir olan hadisler vardır. Onlara güvenilebilir ama o kaynakların dışında eğer me'hebi belli değilse, kaynağı belli değilse onlara aktarmak hele özellikle de uydurma bir hadisse hadis alimleri usulul hadisle iştigal eden alimler İmam-ı Nevevi gibi İbn-i Hacer gibi diyor bir insan bir meseleyi eğer paylaşırsa bir kıssayı anlatırsa gerçekten eğer o meseleyi Peygamber Efendimiz sahih kitaplarda eğer geçmiyorsa onun mevzu olduğunu, uydurma olduğunu da altına yazsın. Yani biz bunu sahih kitaplarda bulamadık. Onun için dikkatli olmak lazım. Yani o yüzden Peygamber kardeşimiz şunu yapmalı mı hocam? Evet. Kendisine WhatsApp'tan ya da başka bir yerden bir hadis gibi bir şey gördü. İşte mesela yakında şey yaklaşıyor. Muharrem ayından dolayı aşure onunla ilgili bir hadis. Ya da Ramazan'da normalde diyor kötüye örnek olan şeyleri söylemeyin ama ben bunu evet. söylemek istiyorum. Evet. Ramazan'ın son cumasında diyordu. O şeye belki denk gelmişsinizdir. Evet. Özellikle geçen sene hocam bu çok dolaştı. Ramazan'ın son cumasında cumadan sonra ikindiye kadar efendim şöyle bir namaz kılarsa onun 80 evet. yıllık bütün borçlarını evet. siliyor. Evet.
Şimdi bunu gören kardeş de iyi niyetle yayıyor. Diyor ki madem böyle büyük bir müjde var, bir tane namaz kılacak, o kıldığı namaz 80 yıllıkta borcunu silecek. Evet hocam. Zaten insanlar 80'e kadar yaşamıyor bile. Bu kardeş bu gibi şeylere bu şeyi paylaşmalı mı? Yok. Ya da çevresinden, bir alimden, bir hocadan, hadisle ilgili bilgisi olandan ya bana böyle bir şey geldi, ben bunu paylaşayım mı? Evet. Bilginiz var mı demesi gerekir mi hocam? Tabii söyle. Fes'elu, Allahu Teala diyor, fes'elu ehlen zikri in kuntum la ta'lemun. Eğer bilmiyorsanız alimlere sorun. Yani bu kıssanın, bu meselenin sıhhat derecesini eğer bilmiyorsanız ehli ilme sorun. Onun için aktarmamak lazım. Hele özellikle tergible terhib hadisleri. Yani taata, ibadete teşvik etme. Ve gelip bunu Peygamber Efendimiz söyledi demek. Ya da ufacık bir, demin söylediğiniz gibi ufacık bir amel üzerine işte bu kadar 80 senelik işte günahları bütün günahları silinir. Namaz... Bunları söylemek doğru değildir. Eyvallah hocam. Hadisimize gelince hocam, bu hadis Cibril hadisiyle biliniyor. Cebrail aleyhisselam bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelir. Hazreti Ömer bu kıssayı anlatıyor radıyallahu anh. Diyor işte bembeyaz elbiselere bürünmüş. Saçı simsiyah. Yolculuğun izleri kendisinde olmadığı bir şahıs, tertemiz bir elbiseyle geldi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Tanıdıkları biri mi bu? Tanımıyorlar sahabe-i kiram. Tanımıyorlar da. فَاَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ اِلَى رُكْبَةِ النَّبِي sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor dizlerini Peygamber Efendimizin dizlerine dayandırdı ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem اَخْبِرْنِي عَنِ الْاِسْلَامِ bana İslam'dan haber ver. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el-İslam en teşhede en la ilahe illallah kelime-i tevhidi, kelime-i şehadeti dilinle ikrar etmendir, söylemendir. Namazı kılmandır, orucu tutmandır, Ramazan orucunu tutmandır. Zekatı vermendir, hac etmendir dedi. Dedi sadakta ya Muhammed. Sen doğru söyledin. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor sâil genelde bizim bildiğimiz birisi soru soruyorsa sorduğu şeyi bilmediği için soruyor. Ama bu zat Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soru soruyor. Ardından da Peygamber Efendimiz'den cevabı aldıktan sonra tasdik ediyor. Sadakta doğru ya Resulallah. Söyledin. Doğru söyledin ya Resulallah. Diyor biz biraz şaşırdık diyor. Acayibimize gitti. Niye soruyor madem biliyorsa? Soruyor? Sonra dedi اَخْبِرْنِي عَنِ الْا۪يمَانِ İman nedir ya Resulallah dedi. Dedi el-i'manu en tu'mine billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve bil yevmil ahir. Allah'a, Allah'tan başka ilah olmadığına, bu kainatı yaratan, idrak veren, muntazam yaratan Cenab-ı Allah'a iman etmendir. Vahdaniyetine iman etmendir. Rab olarak kabul etmendir. Sonra kitaplarına iman etmen, meleklerine iman etmen, aleyküm peygamberlerine ya iman etmen. Peygamber Efendimiz'den cevabı aldıktan sonra yine sadakta ya Muhammed dedi. Doğru söyledin. Sonra dedi işte hadisimizle, konumuzla da ilgili, sohbetimizle de ilgili diyor, اَخْبِرْنِي عَنِ الْاِحْسَانِ aşama aşama. İlk önce İslam, sonra iman. Sonra iman. Yani iman aslında bu meseleyi seyircilerimizle paylaşmak isterim. İmanla İslam, İslam alimleri bir kısmı bir olduğunu kabul ediyor ama geneli, ehli sünnetin geneli imanla İslam'ın birbirlerine alakaları var, ilgileri var ama farklı şeyler olduğunu söylüyorlar genel olarak. İman iç alemimizle alakalıdır. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Cenab-ı Allah'tan getirmiş olduğu bütün hükümleri A'dan Z'ye kadar kalbe, Efendimizin gönle, getirdiğini kalben tasdik etmektir. Kabul etmektir. İman etmektir. Yani
kalbinin derinliklerinde onu tasdik etmesidir. İslam da diğer organlarımızla, eylemlerimizle, fiillerimizle, o kalbimizle tasdik ettiğimiz şeyleri hayata geçirmektir. Yani İslam zahiridir, iman batınidir. قالت الأعراب آمنا dediler iman ettik. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. İman etmediniz söyleyin teslim olduk, Müslüman olduk. Çünkü onlar zahiri bir şekilde yapıyorlar ama kalben tasdik etmiyor. Ama imanla İslam bir mümin, Müslüman hem kalben hem taliben Peygamber Efendimizin getirdiklerini hayatında tatbik etmesidir. Bunun akabinde de dedi ya Resulallah ahbirni anil ihsan. İşte birazdan önce iman ettiğimiz şeyler, eylemlerimizle fiiliyata döktüğümüz namazdır, oruçtur, haçtır, işte kelime-i tevhiddir, söylemiş olduğumuz bu amellerimizi Cenab-ı Allah olduğunu mülahaza ederek onu yerine getirmemizdir. İhsan. İhsan da budur. Diyor, ahbirni anil ihsan. Kale el ihsan, en ta'budallaha keenneke terah, fein lem tekun terahu feinnehu yarake. İhsan, öyle bir mertebe ki, ibadetlerini ifa ederken, yerine getirirken, namaz olsun, zekat olsun, hac olsun, bir fakire yardımda bulunduğun zaman, annene babana ihsan ettiğin zaman, komşuna ihsan ettiğin zaman, yardım ettiğin zaman, Cenab-ı Allah seni müşahede ediyormuş, Cenab-ı Allah seni görüyormuş gibi sen bu fiillerini yerine getirmendir. Beğendirme midir hocam bu? Kendini Cenab-ı Allah'a beğendirtme çabası. Tabir caizse, onu kaynağını, her şeyin kaynağını Cenab-ı Allah olduğunu mülahaza etmesidir, düşünmesidir. Diyor, fe in lem tekun tarahu fe innehu yarak. Eğer sen o mülahazada olmazsan, o seni görüyor. Şimdi en ihsanın en zirvesi, en üstünü, evet, amellerimizi icra ederken birisi beni gözetliyor, beni müşahede ediyor. Rabbul Alemin, namaz kıldığım zaman Rabbul Alemin beni gözetliyor. O mülahazayla yaptığı zaman bu ihsanın en yüksek mertebesidir. Buna ehli tasavvuf diyorlar murakabe. Murakabe aynı zamanda. Yani Cenab-ı Allah seni murakabe ediyor. Eğer bu mertebe sende olmazsa, o zaman kalben öyle inan. Cenab-ı Allah, sen onu görmüyorsan Cenab-ı Allah seni görüyor. Hocam sayfa 152'de şöyle bir bilgi var. Onun üzerine, evet, devam ederseniz. Evet. Diğer taraftan ihsanın amellerdeki ihlas ve murakabe, yani Allah'ın insanları görüp gözetmesi anlamına geldiği de söylenmiştir. Evet. Cibril hadisinde geçen ihsan kavramının başka bir rivayette Allah'tan onu görüyor gibi sakınmandır. Evet. Birincisi az önce söylediğiniz yaptığını Allah için yapmak. Evet. Bir de sakınmak dediği günahlardan. Hocam o da var. Yani onu inşallah ileriki şeylerde onu ele alacağız, bir ayette geçiyor. İnallaha ya'muru bil adli vel ihsan ayetinde inşallah, evet, onu ele alacağız. Yani en üstün mertebesi hocam müşahede etmesidir, görmesidir. Yani hiç hükmünde olduğu zaman bir insan, siz birisine iyilikte bulundunuz, yardımda bulundunuz. Siz eğer ortadan kendinizi beyinden atarsanız, ortadan ben yapmadım, beni teshir eden bir kudret var, Allah'a gidiyor, beni bu şeye sevk eden birileri var, ben yapmadım. Siz bu mülahazada olduğunuz zaman işte ona müşahede denir. İhsanın en büyük, yani her şeyde masdar, kaynak Allahu Teala'yı mülahaza etmektir. Bu en üst mertebesidir. Eğer bu mertebe yoksa, eğer bu mertebeye ulaşılmamışsa,
O zaman sadece kalben inanmanızdır. Allah-u Teala beni görüyor. Tamam mı? Yani basarınızla, basiretinizle eğer görmezseniz kalbinizle onu en azından tasdik etmeniz. Bu da ihsanın ikinci mertebesidir. Şöyle bir şey duymuştum hocam. İyilik eden birini, çokça iyilikte, lütufta bulunan birini, evet, Allah senden razı olsun, sen bu iyilikleri yaptın, evet, denildiğinde şu cümleyi kullandı. Hı. Veren Allah'a hamdolsun. Evet. Ya da bir yerde Kur'an okundu. Evet. İşte çok güzel okuyan hocalarımız filan. Allah sesine bereket versin, nefesine bereket versin, ne güzel okudun falan denildiğinde, hı, o kardeşimizden şunu duydum. Hı. Bu sesi veren Allah'a hamdolsun. Evet. Ya işte o ihsanın en yüce mertebesidir. Bunun üzerine de ben bir... Yani veren o. Evet, mesele geldi. Onun verdiğini ben müşahede ettirdim, gözlemlettirdim. Evet. İşte bu ihsanın en yüce mertebesidir hocam. Yani kendine vermiyor. Tabii kendine vermiyor. Evet, ben hep güzel okurum zaten. Evet, ya evet, da ben zaten hep bu iyilikleri yaparım. Evet. Demiyor da, hı-hı, veren Allah'a... Veren Allah. Allah'ı görüyor. Evet. Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anha, tabii ifk hadisesi meşhurdur. İfk hadisesi. Hazreti Ayşe validemize iftira atıldı. Zina etti diye iftira, evet, atılmasın. İftira atıldı. Tabii Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe validemizi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın evine gönderdi. Orada Cenab-ı Allah'ın emrini beklemeye başladı. Ayet nazil olduğu zaman Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Hazreti Ayşe validemize geldi, dedi Uşkuri Resulallah. Ya Ayşe, ayet nazil oldu. Git Resulullah'a teşekkür et. Hazreti Ayşe validemiz dedi hayır, ben Resulullah'a teşekkür etmem, ben Allah'a teşekkür ederim. Diyor Hazreti Ayşe orada bütün sebeplerden sıyrıldı. Ve müessiri hakiki, gerçek müessir, gerçek kudret sadece Cenab-ı Allah'ın kudretini görmeye başladı orada. Ve dedi ki ben Allah'a teşekkür ederim. Gerçek. Tabi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh her iki meseleyi görmüş. Tamam, masların Allah olduğunu ve Peygamber Efendimiz de bir sebep olduğunu, sebepler, evet, dünyasında yaşadığı için dedi uşkuri Resulullah. Resulullah olmasaydı ayet iner miydi ya Ayşe? Ayet yani Resulullah burada peygamberdir. Ayet kendisine nazil oldu. O olmasaydı bu senin, sen nasıl bu durumdan kurtulursun? İşte Hazreti Ebu Bekir'in makamı ile Hazreti Ayşe'nin makamı, işte orada bir farklılıklar vardır. Yani gerçek sebep Hazreti Allah'tı. Teşekkürü ona yapacağım. Ama aradaki o sebebi de unutma. Sebebi de unutma. Hazreti Ebu Bekir diyor. O sebebi de unutma. O olmasaydı ayet nazil olmazdı. Yani iyilik yapan biri var. Evet. Ona iyilik yaptırtan Allah'a hamd, şükür gerektiği gibi o iyilik yapanı da kör etmemek adına, yaptığı işi teşvik etmek adına ona da bir teşekkür. Ama zamanımızda hocam, zamanımızda genelde o müessiri hakiki Cenab-ı Allah Cenab-ı Allah Celle Celaluhu unutuluyor yani o şeylerde. Birisi bir iyilikte bulunduğu zaman sizlere hemen Allah razı olsun, Allah kabul etsin. Hiç o müessiri hakiki aklımıza gelmiyor hocam. Hocam burada bir ara vereceğiz. Sonra ihsana diğer hadislerle inşallah devam edeceğiz. Kısa bir ara, sonra Efendimiz'den mesajlar, hadislerle İslam devam edecek efendim. Efendim, hadislerle İslam, Peygamber Efendimiz'den, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan mesajlar. Ben hemen araya gitmeden önce hocamız açıklamıştı. Bir hadis okuyarak da, hatta hocam müsaade ederse iki hadis okuyaraktan sonra hocama söz vermeyi düşünüyorum. İki hadisten ilki şuydu. اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْاِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ اِنَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْاِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ Yani Efendimiz buyurdular ki Cenab-ı Allah her işte, ama her işte yaptığımız fiil, davranış, hal, hareket tamamında İhsanı, güzel davranmayı emretti. Diğer hadisinde sadece Türkçesini okuyayım. Burada hocamdan açıklama da isteyebiliriz. Sehl bin Muaz bin Enes'in babasından naklettiğine göre, babasından duymuş olduğu bir hadis bu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Faziletlerin en üstünü seninle akrabalık bağlarını kesenle ilişkiyi sürdürmendir.
Hocam burada ihsanı nerede arayacağız? Seninle bir akrabası var kişinin. O akrabası kan bağından oluşan bir akrabalık. Kendisi belirlemedi. Dünyaya geldiğinde bir gördü ki bir tanesi amcası, bir tanesi dayısı, halası vesaire. Akrabalık bilin derecede odur herhalde. Bir akraba var ki bir şekilde bir anlaşmazlık var ve ilişkiyi kesiyor, kesmeye çalışıyor. Faziletlerin en üstünü o akrabanla seninle ilişkiyi kesmek istemesine rağmen ilişkiyi devam ettirmeye çalışma. Böyle bir şeye insanlar mecbur mu hocam? Evet. Ya da ihsan bunun neresinde? Evet. Birincisi bu. Evet hocam, her şeyde olduğu gibi وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin için numudeştir, örnektir. Evet. Bütün hayatınızın bütün alanlarında Hazreti Resulullah'ı örnek alınız diyor Cenab-ı Allah. Ve lekum fi Resulillahi usvetun hasene. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem davetinin başlarında en çok davetine karşı olan onun yakın akrabaları Kureyş kabilesindendir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta daha yakına gelelim. Amcası Ebu Leheb. Evet. Yani Efendimiz öz amcası değil mi? Öz amcası. Öz amcası ona Efendimiz'e hep karşı gelmişti. Ama hastalandığı zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ziyaretine giderdi. Kafir olduğu halde. Evet. Hatta kafir olduğu halde hastalandığı zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ziyaretine giderdi. Şunu yapamaz mıydı hocam? Eşi de Peygamber Efendimiz'in yoluna o dikenleri koyuyordu. Bütün bunlara rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o akrabaların ziyaretine gitmiştir. Biz de yani eğer Kur'an-ı Kerim'de ifade edildiği gibi وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, Peygamber Efendimiz bizim için üsveti hasene ise biz Peygamber Efendimiz'i örnek alacağız. Yani hakiki bir Müslüman, hakiki bir ümmet rehberinin fiillerini, rehberinin adabıyla adablanması lazım. İhsanla bağlantısı hocam bu. İhsanla bağlantısı şu hocam. Zaten hadiste de okudunuz. Efzalul fadaili. Üstünlüklerin en üstünü. Çok üstün. Meziyetlerin en yücesi. Zirvede olanı. En tasile men kata'ak. Senin yanına gelmeyen, hastalandığın zaman senin ziyaretine gelmeyen, hal hatırını sormayan kimseleri ziyaret etmendir. Bir de men kata'ak burada Peygamber Efendimiz genel bırakıyor. Men umum lafızlarındandır. Yani ister akraban olabilir, uzakta biri olabilir. Eğer o senin ziyaretine gelmezse sen onun ziyaretine gitmendir. Bu meziyetlerin en üstünüdür. Siz dediniz ihlasla ilintisi nedir? İhsanla. Evet. Hocam zaten eğer yanıma gelirse, benim ziyaretime gelirse o hastalandığı zaman ben derim ki, yani nefis diye derim ki ya o benim yanıma geldi, ben de onun yanına gideceğim. Ve karşılıklı oluyor. Hmm. İhsan ortadan kalkıyor. Ama o gelmediği zaman, o senden hastalandığın zaman senin yanına gelmezse, sıkıntıya düştüğün zaman eğer senin sıkıntının izalesinde sana yardımcı olmazsa, aksini düşünelim, o sıkıntıya düştüğü zaman sen onun yanına gidersen ve sıkıntısını bertaraf edersen o faziletlerin en yücesini elde etmiş olursun. İşte ihsanla ilintisi bu açıdan hocam. Hmm. Çünkü eğer taziyelerde oluyor işte bazen diyor duyuyoruz. Peki akrabalık bağını devam ettirme mecburiyeti var mı hocam? Tabi Allahu Teala diyor اتقوا الله والذي تساءلون به والأرحام ayeti celile. Yani Allahu Teala orada kasem ediyor. Ya akrabayız ama ben onu sevmiyorum. Akrabalık bağları işte. Yani bu bir sıla-i rahim. Allah-u Teala وَاَنْذِرْ عَشِرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ Akrabalarına, yani en mesul olacağımız şey bizim yakın akrabalarımızdır. Onları kazanmaya çalışacağız hocam. Şimdi kişi diyor ki ben akrabalarımı kendim seçmedim. Evet. Bazı akrabalarımla da aram yok, anlaşamıyoruz. Evet. Buna rağmen bağı kopartmadan, yani böyle bir mecburiyeti var mı insanın? Sevmiyorum, ben onunla görüşmek istemiyorum diyor. Hocam yani ya zarar görüyor. O sevmeme şu hocam. Bu bir açıklamak lazım. Eğer sevmeme
Allah rızası içinse, akrabası gayri meşru şeylerdedir. Kendisine düşen görevi de yaparsa, emri bil marufu da yaptıktan sonra eğer kişisel akrabası... Değil. Tabii kişisel değil. Kişisel bir çıkar, kişisel, bir menfaat değil. Tabii kişisel değil. Yani kişi eğer yani o akrabasıyla olan ilişkisini düzeltmek istemiyorsa nedenlerine bakmamız lazım. Allah eğer için mi? Allah için bırakıyorsa zaten hadis-i şerifte diyor seb'atul yudilluhumullahu fi zilli arşih. Onlardan bir tane yarın Cenab-ı Allah 7 sınıf insanı arşın gölgesinde gölgelendirir. Hiçbir i̇şte gölgenin olmadığı bir günde. Hiçbir gölgenin olmadığı, güneşin yani 1.5 metre beyinlere yakın olduğu, beyinlerin kaynadığı bir zamanda Allah-u Teala 7 sınıf insanı arşın gölgesinde gölgelendirir. Onlardan bir tanesi İthnâni tehâbbâ fillâhi ve iftaraka fillâhi. Allah için. Allah için birbirlerini sevdiler ve Allah için de birbirlerinden ayrıldılar. Menfaat, çıkar. Tabii. Bunlar olmaksızın. Tabii. Peki hocam. Evet hocam. Söyleyeceğiniz yoksa. En tasile men kata'ak ve tu'ti men mena'ak. Tu'ti vermendir. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor men ferraca an muslimin kurbeten ferraca Allahu anhu min kurabi yevmil kıyame. Bir insan, bir mümin din kardeşinin sıkıntısını eğer giderirse Cenab-ı Allah da kıyamet gününde onun kıyametin sıkıntılarından bir sıkıntıyı Cenab-ı Allah izale eder. O yani, gidermede ihsan olayı var mıdır hocam? Tabi. İhsan olayı. Bir tanesinin ihtiyacını gideriyorsun. Evet. Buradaki ihsan. Niyetin Allah-u Teala beni muktedir kılmış. Bana bu mülk onundur. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَى. Bu mülk, bu mal, bu zenginlik hepsi Cenab-ı Allah'tan bana geldi. Cenab-ı yani وَلَا تَمْنُنْ Allah-u Teala uyarmış Peygamber Efendimiz'i. Verdiğin şeylerde minnet etme. قَوْلٌ مَعْرُوفٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يُتْبِعُهَا اَذَى. Güzel bir söz. Müslüman kardeşinin yüzünde böyle tebessüm etmen, güler yüzle cevap vermen hayrun min sadakatin yetba'uha ada. Yani bir sadaka vermekten akabinde de dediğiniz gibi arkasında başa kalmaktan daha hayırlıdır. Yani ihsan evet. İncitmeden vermek. İncitmeden. Başa kalkmadan vermek. Evet, güler yüzle vermek. Güler yüzle vermek. Mahcup etmeden vermek. Evet, ihsan. Vermeye de evet. Devam etmeler mi hocam? Devam edecek, minnet etmeyecek hocam. Bunu şunun için sordum. Evet. Bunu okurken Hazreti Ebu Bekir'in evet. Alası oğlu Mıstah mıydı ismi? Evet. Bir Mıstah. Daha sana vermeyeceğim evet. Demesine rağmen evet. Ayet evet. Gelince ayet nazil oldu. وَلَا يَأْتَلِ اُلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ Yani fazilet sahibi kendisine Cenab-ı Allah tarafından mülk vermiş. Hazreti Ebu Bekir'in ismi geçer mi Kur'an'da hocam? Yok. Geçmiyor. Hazreti Ebu Bekir geçmiyor ama kıssa onunla ilgili ifk şeyiyle olduğu için. Bunu biliyorlar değil mi? Tabii tabii. Bu geldiğinde yani, bu ayet kimin üzerine geldi? Müfessirler diyorlar Hazreti Ebu Bekir hakkında nazil oldu. O Mıstah'ı şey yaptı, vermedi. Hazreti Ayşe'ye iftirasından dolayı. Ayet nazil oldu. O yine iyiliğini devam ettir. Ayetin sonu şöyle bitiyor. Ele tuhibbune en yagfirallahu lekum. İstemez misiniz Cenab-ı Allah sizi affetsin? İstemez misiniz? Sırf vermeye evet. Devam etmekten evet. Dolayı Allah'ın evet. Sizi sevmesi ve affetmesini istemez misiniz? Evet. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir verdi mi yoksa? Verdi tabii yani. Vermeye devam etti. Devam etti. İhsan o. İhsan. Kızdığı halde evet. Kızdığı ihtiyaç halde, sahibine vermeye ihtiyaç sahibine o ihtiyaç sahibinin sıkıntısını gidermesidir. Allah rızası için, Allah gidermek, rızası için gidermesidir. Ve bu ihsan. Evet. Peki diğeri hocam. Taziyelerimizde de öyle evet, hocam. Taziyelerimizde de bana geldi diye ben onun yanına gidiyorum. Böyle yaptığın zaman zaten bu kardır zaten. Yani bu bir Müslümanın bir vecibesidir. Ya da sana verdi diye ona verdi. Diye eğer yaparsan o ihsan değildir. Ama iş senin yanına gelmediği zaman onun yanına gitme. Ama kardeş ona diyor ki etmen. Beni diyor enayi yerine koyuyor diyor. Ben her seferinde ona yardımcı oluyorum evet. O bana kötülük yapıyor. Hocam sen o sevabı al yani. O sevaptan mahrum kalsın. Sen sevabı al. Sen yap o şeyleri. Yani onu aradan çıkart. Evet. Bizzat Allah'ın vereceğini evet. Düşün. Evet. Öyle mi hocam? Aynen öyle hocam. Peki diğer madde hocam. Sana kötü söz söyleyeni bağışlamandır. İhsan bunun neresinde? Evet. Sana kötü söz söyleyeni. Evet. İlk önce hocam yani İslam'ın
genel bakışı bunu şetimle ifade etmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sibabul muslimi fiskun ve kitaluhu kufrun. Müslümanı sebbetme, Müslümana eziyet etme, Müslümana küfretme bir Müslümanın vasfı değildir. Bir müminin Allah'a teslim olmuş kalbiyle, kalıbıyla Cenab-ı Allah'a teslim olmuş bir Müslüman, seb yani sövme, eziyet etme onun bir vasfı değildir. Ama o söyledi. Fasıklık alametidir. Karşıdaki evet. Söyledi sana, akraban ya da arkadaşın ya da tanıdığın tanımadığın. Evet. Onun söylediği şekliyle ona muamele etmende ihsan. Yani bu sövmeyle ilgili. Sövmeyle ilgili, o kötü söz söylemesiyle, bedduasıyla ilgili. O sebbetti diye sen de onu musebbetmen. Yok hocam yok. Orada ihsan yok. İdfa' billeti hiye ahsen. Allah-u Teala ve la testevil hasenetu ve la seyyye. İdfa' billeti hiye ahsen. O kötülük yaparsa o kötülük ona kalsın. Sen iyilikle. Ayetin akabinde فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ neticesi كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَم۪ينَ. Aranızda düşmanlık olan o kimse, sen onu ihsanla muamele edersen, aranızda Cenab-ı Allah muhabbeti, ülfeti tesis eder. Peki savaşta ha. Hocam? Savaşta Allah düşmanı, Resulullah düşmanı ya da evet. Vatanına karşı, bayrağına karşı, mukaddesatına karşı. Evet. Orada bir zarar verme, öldürme. O şey yapılır hocam. Yani eğer peki orada ihsan var mı hocam? Orada da pek Efendimiz yine hani sohbetimizin başında dedim velekum fi Rasulillahi usvetun hasene. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşta da sahabe-i kirama, yaşlılara, çocuklara, kadınlara dokunmayın diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani o savaşın da bir takım şeyleri var. Yani şartları var. Yani orada bile yani şey yapıldığı zaman esir düştükleri zaman yine onlarla iyi muamele edilmesi lazım. Allah her işte ihsanı, güzel davranmayı emretmiştir. Sayfa 149. Evet. Her işte evet. Güzel davranmayı, ihsanı. İnna Allah ketebe l-ihsana ala kulli şey. Her şeyde. Evet. Allahu Teala her şeyde müminden ihsanlı bir şekilde davranmasını istemiştir. Peki. Güzel bir şekilde o amelini yapmasını istemiştir. Cenab-ı Allah'ı gözeterek, Cenab-ı Allah'ın emirlerini riayet ederek yerine getirmesini istemiştir. Ayet-i Celile'de اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ وَالَّذ۪ينَ هُمْ مُحْسِنُونَ akabinde İhsan, muhsin bağlantı evet, var mı? Evet, bağlantısı var. Birisi ihsan maslardır Arap dil edebiyatında. Muhsin de İsmi faili de aynı kökten oluşmuşlar. İnne Allah'a ma'allezine ettekav Cenab-ı Allah'ın emir nehilerinden sakınanlar. Cenab-ı Allah'ın haram kıldığı, Cenab-ı Allah'ın mubah kılmadığı şeylerden sakınıp vellezine hum muhsinun Cenab-ı Allah'ın emirlerini yerine getirenler. Güzel diye yerine. İbn-i Kethir öyle tefsir etmiş. Güzel yerine getiren. Ha, güzel bir şekilde. Tabii güzel bir şekilde yerine getiren. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor sizden biriniz güzel bir abdest alırsa. Tam da onu okuyacak. Güzel hocam. Bir abdest alırsa. Evet. Ve evinden sadece namaz eğer onu çıkarıyorsa ve mescide giderse ve namazını ta'dili erkanı işte bunlar hepsi ihsandır. Yani Cenab-ı Allah birisi onu murakabe ediyor, gözetiyor. Namaz eylemini kılması, o şekilde yapması. Namaz kılması, abdest alması, Hazreti Allah'ın emrini yerine getirme. Evet. Bunu şu şekilde, abdest alırken itina gösteren, evet. Huşu içerisinde ve güzelce abdest alan kimsenin namaz kılana kadar geçirdiği süredeki günahlarının affolacağı müjdelenmiştir. Evet. İşte bu ihsandır hocam. Bu büyük bir şey hocam. En güzel şartlarıyla, sünnetleriyle, adabıyla hepsini yerine getirdiği zaman diyor attığı başka bir hadislerde diyor attığı her adıma sevap. Cenab-ı Allah kendisine sevap yazar, günahlarını siler, bir de derecelerini, makamını yüceltir. Peki hocam, ihsan sadece Allah'ın huzurunda ve ibadetlerde değil,
aynı zamanda insan ilişkilerinde. Şimdiye kadar biz hep şeyi söyledik. Evet. Allah'a karşı diğer şeye. İnsan ilişkilerinde ve canlı cansız bütün varlıklar karşısında geçerli olan bir erdemdir. Evet. İhsanda bulunulacak insanların başında kim geliyor hocam? En başında anne, baba, yakın akraba, yetim, yoksul, yakın komşu, uzak komşu, arkadaş, hizmetçi gelmektedir. Evet. Evet hocam. İhsanda bulunulması gereken kişi. Başlık bu. Sahabelerden bir tanesi geldi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına. Dedi ya Resulallah, ben kalbimde bir kasavet buluyorum. Kasavet? Yani merhamet duygusu bende yok ya Resulallah. İnsanlara rahmet edemiyorum. Kalbimde böyle bir şey vardır, haslet vardır ya Resulallah. Ne yapayım? Bu ihsanı elde etmek için ne yapayım ya Resulallah? Müminlere karşı merhametli olmak için ne yapayım ya Resulallah? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine cevaben اَتُحِبُّ اَنْ يَل۪ينَ قَلْبُكَ Kalbinin yumuşamasını ister misin? Dedi. فَقَالَ بَلَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ Ve ihtiyacının da giderilmesini ister misin? Dedi. بَلَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ اِرْحَمِ الْيَت۪يمِ Yetime merhametli ol. Rahmet et. وَمْسَحْ رَأْسَهُ Başını okşa. وَأَطْعِمْ مِنْ طَعَامِكَ Yaptığın aşından komşularına ver. Yemek pişirdiğin zaman yetimini komşularına ver. Yetimini komşuya mı hocam? Komşuya اَطْعِمْ مِنْ طَعَامِكَ Yemeğinden ver. Evet. Komşun olabilir, yetim olabilir, fakir olabilir. Peygamber Efendimiz diyor اِنْ فَعَلْتَ ذَٰلِكَ يَلِنْ قَلْبُكَ Kalbin bu şekilde. Kalbin yumuşar diyor. Efendimiz hocam bir daha alabilir miyiz? Bir insanın kalbinin yumuşaması için ne yapması gerekiyor? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor yetimlere merhamet et. Yetim dediğimiz hocam anne babasız mı? Hayır. Babası vefat eden. Babası vefat eden. Babası vefat eden, ergenlik çağının altında olan bakıma muhtaç olan kimselere şefkat elini uzatmaktır. Tamam. وَمْسَحْ رَأْسَهُ Başını okşa diyor. Diyor yetimin başını okşadığın zaman Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bu hadisi şeriflerde geçiyor. Saçının adedi kadar diyor Cenab-ı Allah sana merhamet eder. Günahlarını affeder. O kadar yetimle ilgili. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ene ve kafirul yetim kehateyn diyor. Benle yetimi gözetleyen böyleyiz. Cennet kapısında böyle ya neredeyse benim önümde geçecek diyor Peygamber Efendimiz. Geçen müftülüğümüze iki kardeş geldi hocam. Nasıl söyleyeyim, nasıl edeyim bilmiyorum ama babalarından bunlara bir emekli maaşı kalıyor. Genç bunlar. Bir tanesi üniversiteye gidiyor. Bir tanesi ondan bir iki yaş daha küçük. Daha buluğ çağına gelmiyor. 18 yaşının altındalar. Bundan dolayı bir üvey abilerini bunlara mahkeme vasi mi diyorlar? Evet, onlar adına harcama yapacak. Hocam diyor, fark etti ki diyor, babamın aldığı maaşla bize verilen arada fark var. Gittik araştırdık diyor. Her ay bu abimiz, üvey abimiz şey yaparmış. Biz onun şey yapalım mı falan diye dedim ki Allah'a bırakın. Eğer buradan bir tatsızlık çıkacaksa size ya da ona bir zarar, çocuklar artık büyümüşler ya. Evet. Bu haksızlığın hesabını sorma şeyindeler, telaşındalar. Evet. Bir de genç hocam, evet. Kanı durmuyor. Evet. Dedim eğer buradan bir şey çıkacaksa sen ya da abin, dedim yani hapse mi düşeceksin, ne yapacaksın? Şimdi bu anlattıklarınız yetime ihsan etmek vesaire, o bir tarafta elinin altındaki yetimlerin malını kardeşine yeme. Malını yeme. Evet. Büyük bir vebal. Peki hocam, diyor ki kim, bir hadis daha okuyorum. Kim yanındaki cariyeyi terbiye eder ama ihsan ile terbiye eder. Okutup yetiştirir ama ihsan ile okutup yetiştirir. Evet. Özgürlüğüne kavuşturur, sonunda da evlendirirse iki mükafat kazanır. Hadisinde de işlerin ihsan ile yapılmasının gerekliliği ve bu şekilde yapılması halinde mükafatın da kat kat verileceğini vurgulanmaktadır. Eskiden ben şunu görürdüm hocam. Çırak, bir dükkanda çırak, eski usta çırak ilişkilerinde tasvip etmediğimiz yönler vardı. Neydi o? Ustaya verilirken çocuk, eti senin kemiği benim ya da eti kemiği senin vesaire bir şeylerle söylenir.
Bir bakarsın o usta onu bazen uşak gibi kullanır. O çırağı evet. Daha küçük. Ev işlerini yaptırır bırak dükkan işleri. Fakat şuna da şahit olurdu. Bu tasvip etmediğimiz yönü. O bir taraftan da şuna da şahit olurdu. Bayram geldiğinde ayakkabısını alır. Bazısı evlenirken ustasının ona yardımcı olduğunu falan da biliyorum hocam. Evet. Yani kendi yanında bulunan her ne kadar ücretini alsa da bunlara ihsanda bulunmak. Evet, Allah kabul etsin. Bu çok güzel bir şey. Buna şahit yani oldum. Gerçekten... Bazen de o çırağın bayramda ilk önce ustasının evine gidip onun elini öpmek istediğini, onunla bayramlaşmak istediğine ben şahit evet. oldum. Ne güzelmiş. Güzel hocam. Eğer ihsanda bulunulmuş evet. ise, bir şeyler öğretmiş, evet. bir şeyler alıştırmış ise... Güzel. Peki hocam, sadece ihsan bunlardan evet. geçerlidir. Bir muamele ile ilgili de hocam, buyurun. Yine ihsanla ilgili... Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir fel yukrim zayfahu fel yukrim carahu fel yuhsin ilâ carihi mesela hadislerde geçiyor. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimse komşusuna ihsanda bulunsun, iyilikte bulunsun zayfahu misafirine iyilikte bulunsun. Bazı hadislerde bizi men gashana feleyse minna bizi aldatan bizden değildir. O zaman Müslüman aldatmayacak hocam. Müslüman bütün alışverişlerinde bütün muamelelerinde alışverişte ihsan olur mu? Evet, alışverişte de ihsan. Ayrılıklarda mesela ihsan alışverişte hocam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle alışverişle ilgili "İza ba'a ahadukum felyebi' samhan." Sattığınız zaman müsamahalı satın. Evet. Eğer bir mal 15 liraysa ben o malı 30 liraya belki şer'an fetvası caizdir. Ama o müsamahaya Peygamber Efendimizin o müsamaha dediği şeye girmez. Buna gaş denir. Hocam bunun... son cümle ben şunu alayım mı? Evet. İşaret ediyorlar. Evet. Dua da yapacağız. Evet. Ayrılıkta ihsan olmalı mı? Boşanacaklar, evet. geçinemiyorlar. Tabii. Öyle paldır küldür kavga ederek ayrılmak evet. ya da ihsanlı olsa bu iş nasıl olmalı? Evet. Ya da iki tane aynı ticaret ortaklar ayrılacaklar. Kavga, dövüşle, tehditle falan ayrılmak yerine hı. orada ihsan olur mu? Bundan sonra duaya geçeceğiz evet inşallah. Hocam. Yani bu boşama ile ilgili yani Allah bizim, vermesin. Bu iyi bir şey değil. Fetva komisyonunda gelen genelde soruların çoğu hocalarımıza bu talakla ilgilidir. Boşanmayla ilgili. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem talakla ilgili ebgadul halali ilallahi teala abtalaku. Cenab-ı Allah katında halal olmasına rağmen Amen. En buğz ettiği şey ailenin dağılmasıdır. Boşamanın gerçekleşmesidir. Ama aynı zamanda hocam. boşama bir mahreçtir, bir alternatiftir. Yani bir boşama yapıldığı zaman sünnet olan boşama kadın adet olmadığı zaman aybaşı şeyin yani temizlendiği zaman kavga orada, gürültülü değil patırtılı tehdit gönül şu an günümüzde görüyoruz heh, öldürüyor yok, annesini babasını kayınpederini kesinlikle bu İslam'ın tasvip etmediği boşanma şekilleridir. Boşama gönül rızası olarak madem ki anlaşamıyorlarsa güzellikle talaku marratani فَيِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ مَعْرُوفٍ اَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ اَوْ تَصْرِيحٌ serbest bırakmak, salıvermek. Onun için... Yani kavgasız, gürültüsüz, öldürmesiz, patırtısız. Tabii, bu i̇hsan, o şekilde şey olması lazım. Orada da ihsan budur. O da ihsan budur. Efendim, zaman çok hızlı geçiyor. Hocam derya zaten, üstattır, seyidamızdır. Geçen hafta ihlas, bu hafta İhsan. Eğer hocam yine müsait gelecek. Olurlarsam haftaya da biz hasbiliği her İnşallah. Durumda bu konuyla bağlantılı İnşallah. Olan Allah'ın rızasını gözetmeyi İnşallah. Hocam duaya dua İnşallah. İstiyorlar. Buyurun hocam. Dua Peki edin. Efendim duayla bitirelim yine biz. Amin. Amin. Allah'ımız Mevlamız sana hamd eder, senden ister, senden bekleriz. Senin rızanı gözetmek için bir şeyler yapmaya çalışırız. Rızan dairesinde olanlardan eyle bizleri Amin. Ya Rabbi. Rızan dairesinden bizleri ayırma ya Rabbi. Amin. Bir saate yakındır senden, Efendimiz'den, onun mesajlarından, hadislerinden bahsettik. Onun ümmeti, gerçek ümmeti arasında ismi geçenlerden olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bu vesileyle
Hastalık çekip şifa bekleyen tüm hasta kullarına, hastalıklarımıza, maddi manevi hastalıklarımıza şifa ihsan eyle. Dertlerimize dertlilerimize deva nasip eyle. Borçlarımıza borçlularımıza eda nasip eyle. Evlilik düşünen kardeşlerimize hayırlısıyla eş, çocukları olmayan kardeşlerimize hayırlısıyla hayırlı nesiller ihsan eyle. Zor durumda olan bütün müminlere yardım eyle. Zor durumda olan ülkemize yardım eyle. Misafirperver ülkemize, necip milletimize, devletimize, vatanımıza yardım eyle. Kem gözlülere, hainlere fırsat verme ya Rabbi. Cümle geçmişlerimize rahmet eyle. Anne babalarına iyilik edenlerden eyle ve duasını alanlardan eyle. Bu hadislerin, bu mesajların, bu duaların sizlere ulaşmasına sebebiyet veren, vesile olan tüm kardeşlerimizden de razı ol ya Rabbi. Amin. El Fatiha. Amin.